arkadaşlar, sizinle son dersimizde küresel çevre sorunlarına değineceğiz. Öncelikle küresel çevre sorunlarının başında beşeri faaliyetlerin çevreye vermiş olduğu etkilerden bahsedeceğiz. Hızlı nüfus artışıyla birlikte özellikle su tüketiminde hızlı bir artışı var arkadaşlar. Bu da maalesef suyun kendi içerisindeki döngüsel anlamdaki sistemler bütünlüğüne zarar veriyor. Ve bu zarar bir çevresel anlamda bozulmayı beraberine getiriyor. Ve ilk olarak gençler mesela tarımda su kullanımının su döngüsünün etkisinden bahsedeceğiz. Modern tarım tekniklerle birlikte uygulanan sulama yöntemleri arkadaşlar. Akarsuların veya göllerin, sulak alanların veya yeraltı suların aşırı derecede kullanımına sebebiyet veriyor. Bu aşırı derece kullanımda arkadaşlar maalesef su kaynaklarının potansiyelinde azalmalara sebebiyet veriyor diyeceğiz. Yine nüfus artışı ve kentleşme, akarsu, göl ve yeraltı sularının kullanımı giderek artmasına bağlı olarak ve giderek artmasına sebep olacak bir olaydır. Bu yine kentleşmeyle alakalıdır. Neden dersiniz? Çünkü arkadaşlar sağlık hizmetlerinin geliştiği yerlerde tabii ki nüfusun artış hızında kontrol etmek bazen zor olabiliyor. Betonlaşmanın yeraltı seviyesine etkisi ise kentleşme sonucu beton alanlarda görülen özellikle artış suların yer altına sızmasını birazcık daha engelliyor. Su yeryüzüne ne kadar çok kalırsa o kadar fazla buharlaşabiliyor arkadaşlar. Yine bazen de suyun maalesef yüzeysel akışın hızlı olması yer altına sızma miktarını azaltacağı için de yer altı kaynaklarındaki su seviyesi azalıyor diyeceğiz. Aşırı kullanım yer altı suyun etkisi ise içme, kullanma, enerji üretme gibi amaçlarla suyu kullandıkça arkadaşlar maalesef su seviyesinde de ciddi düşmeler meydana geliyor. Bu bazen doğal olasılıklara da sebebiyet verebiliyor. Sonra örnekleriyle açıklayacağız bunları. Yeraltı sularına deniz suyunun karışması, deniz suyunun özellikle arkadaşlar sahil beldelerinin bulunmuş olduğu yerlerde yeraltı suyunu çok fazla kullanırsanız buralara bir müddet sonra denizden tuzlu sular süzerek maalesef tatlı suyla tuzlu su karışır ve çekeceğiniz sular tuzlu hale gelebilir. Bu da sulu tarımlarda falan verimi maalesef ciddi oranda düşürebiliyor. Sanayide su kullanımı ise özellikle dünyada tüketilen su kullanımı yaklaşık olarak dörtte biri sanayide kullanılmaktadır. Bu da geri kazanımla tekrardan kullanılabilirliği noktasında arkadaşlar aslında düşük değil. Yani insanların tükettiği gibi değil tekrar kullanılabiliyor ama her ne olursa olsun sanayi ürünü olarak veya sanayiden çıktı olarak ele aldığımız için maalesef bazen olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bazı özelliklerinde değişmeler meydana geliyor. Nedir bunlar? İşte sıcak olarak verilmesi veya arkadaşlar su ortamındaki sıcaklıkta canlıların yaşam alanlarını olumsuz yönde etkilemesi gibi diyebiliriz. Baraj ve kanalların su döngüsünü etkiler dediğim zamansa dünyada kurulan baraj sayısı günümüzde yaklaşık olarak arkadaşlar 100 bine kadar ulaşmıştır. Bunların yeryüzüne düşen suları gerek deniz gerekse göllere gidecek suları affedersiniz. Önlerini kestiğini söyleyebiliriz ve bunlar da maalesef ister istemez arkadaşlar deniz ve okyanus veya göllere ulaşacak organik maddelerin önünü kesmektedir. Sulak alanları kurutmanın su döngüsünün etkisi, özellikle bataklıkların kurutulması ciddi bir problemdir arkadaşlar. Suların gelir ve giderini dengeleyen bu ortamlar maalesef su rejimini düzenleyen en önemli unsur olduğu gibi aynı zamanda canlılar için de yaşam alanı. Ama maalesef insanlar tarafından bunlara müdahale o bölgelerde arkadaşlar yine sulak alanların azaltılmasıyla birlikte su döngüsünde olumsuz sebebiyetlere kapı aralamaktadır. Bitki örtüsündeki tahribatlar, öncelikle bitkiler yağmur sularının veya kar sularının yerin derinliklerine sızmasını çok ciddi oranda arttırır kökleri sayesinde. Bitki örtüsünün tahribi veya arkadaşlar yer altına sızmasının engellenmesi maalesef akarsu ve göllerle birlikte yer altı sularındaki azalmalara sebebiyet verebilir bazen. Bu da olumsuz bir etkendir diyeceğiz. Evet, LYS'de 2017 yılında çıkmış bir soru var arkadaşlar. İncelemenizi sizlerden rica ederim. Su döngüsüyle alakalı olarak karşımıza çıkmış bir olay. Bunda da tabii ki AYT'de çıkma ihtimali var. İnsan karbon döngüsüne de müdahale eder. Özellikle sanayi devriminden sonra arkadaşlar insanların doğadaki karbon miktarını ciddi oranda arttırdığını söyleyebiliriz. Atmosferde karbonu arttıran ve karbon döngüsünü bozan olaylar arasında en başta orman yangınları, fosil kaynakların kullanılması vardır. Özellikle son dönemde de fosil kaynakların kullanılmasının etkisi oldukça fazladır. Doğal kaynakların atmosfere karışan karbondioksit havada seyreliyor. İnsan faaliyetleriyle atmosfere karışan karbondioksit de havada seyrelmiyor arkadaşlar.
Bu şu demek, kendiliğinden atmosfer olarak, atmosferde insanlar tarafından solunum yoluyla karışan karbondioksit doğada seyrelebilirken, fosil yakıtlardan çıkan karbondioksit doğada seyrelmiyor arkadaşlar. Bu da maalesef karbonmonoksit seviyesinin dünya ortalamasında oldukça hem şehirlerde hem de yaşam alanlarında çok daha fazla olmasına sebebiyet veriyor. Bu da bir risktir arkadaşlar, insanların sağlığı için de diyeceğiz. Yine bir sorumuz var arkadaşlar. Burada hangilerinin karbon döngüsü üzerinde etkisi yoktur diyor. Petrol ve doğal gaz hatlarındaki boru hatlarının herhangi bir şekilde olumsuz etkisi yoktur. İnsanlar tüm dünyayı etkileyen çevre sorunlarına sebebiyet verebilir. Bunlardan bazılarını ele alacağız arkadaşlar. Öncelikle küresel ısınma, ozon seyrelmesi, asit yağmurları, orman tahribatları, çölleşme, deniz, okyanusların kirlenmesi, biyolojik zenginliklerin azalması gibi sorunlar maalesef en temeldeki problemlerdendir diyeceğiz. Bu anlamda çok özür diliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu anlamda baktığım zaman ilk olarak küresel ısınmanın etkilerini değerlendirmemiz lazım. Çok fazla soru gelen ve özellikle arkadaşlar güncel bir konu. Küresel ısınma dediğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz atmosferdeki yoğunlaşan karbon gazları güneşin dünyaya gelmesine izin verirken yine ısının aynı şekilde dışarıya çıkmasına imkan vermiyor. Bu olayda arkadaşlar yeryüzüne giderek ısınmasını ve yeryüzünün arkadaşlar sera etkisi dediğimiz olayla karşı karşıya kalmasına sebebiyet veriyor. Sera etkisini çok yanlış tanımlayanlarınız var, bazen olabiliyor. Sera etkisi demek arkadaşlar özellikle bir normal bir serayı düşünün arkadaşlar. Hani bu örneği vermek gerekli hissediyorum. O sera iklim dışında da ısıtılıp insanlar tarafından belirli sıcaklığa eriştirilebiliyor, değil mi? Soğuktan korunma anlamıyla yapılıyor. Dünyanın da işte çevresini saran gaz tabakasının içerisindeki sıcaklığının ısısının artmasını sera etkisi diyoruz diye çok basit bir şekilde ifade etmiş olabiliriz. Özellikle arkadaşlar neler meydana geliyor sera etkisiyle birlikte? İlk olarak gençler buzullar eriyor. Biliyorsunuz dünyadaki en fazla tatlı su kaynaklarıdır. Tatlı su kaynaklar içerisindeki en fazla olan buzullardır. Öyle söyleyeyim. Deniz su seviyesinde yaklaşık olarak yükselmeler meydana geliyor ki 60 santimetrelik yükselme bu 1 metreye kadar konuşuluyor günümüzde. Kıyı kesimlerde toprak kaymalar meydana geliyor. Suyun etkisiyle birlikte taşkınlar, kuraklık ve yangınlar, göl ırmak sularında azalmalar ve bazı bitki ve hayvan türlerinde maalesef türsel anlamda azalmalar ya da yok olmalar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Küresel ısınmanın gerçekleşen sonuçlarına baktığımız zaman da özellikle Kuzey Yarımküre'de kar örtüsünün arkadaşlar ki biliyorsunuz en fazla buzul örtüsüyle kaplı olan alanlardan birisi Kuzey Buz Denizi'nin arkadaşlar bulunduğu yerlerde maalesef %10 oranında azalmalar meydana geliyor. Deniz seviyesinde artışlar meydana geliyor. Bunlar suya karıştıkça deniz seviyesindeki su miktarı artıyor. Dışarı Sibirya'da 3 santigrat derecelik sıcaklık artışının yaşanması demek bu bir felakettir arkadaşlar. İklim senaryolarında ciddi değişkenliklere sebebiyet veriyor. Akdeniz ve Afrika ülkelerinde yağışlar azalıyor arkadaşlar. Bu da bir özellikle Afrika ülkesinde ciddi bir problem beraberine getiriyor. Asya ve Afrika'da arkadaşlar özellikle Asya'da dünyanın en fazla nüfusun yaşadığı yerde maalesef kuraklık artıyor. Bu da insanları felaketlere, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verebilecektir. Bu yüzden arkadaşlar küresel ısınma bir afettir. Asit yağmurları ve etkilerine baktığım zaman da fosil yakıtların kullanımı ve egzoz gazlarının yayılımı ile havada kirlenen ciddi anlamda ağır metan gazları meydana geliyor. Kükürt dioksit, azot oksit veya hidrokarbon gibi. Bunların hepsi arkadaşlar havada uzun bir süre yani bu yaklaşık olarak gençler 150-160 saati geçebilecek bir haftalık süreyi geçebilecek bir zaman diliminde. Bunlar havada kalıyor arkadaşlar ve bunlar su partikülleriyle tepkimeye girerek asit olarak yeryüzüne tekrar iniyorlar. Asit yağmurları suya, toprağa geçerek arkadaşlar üzerinde yaşayan canlıları, bitki türlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bazı yaprakları yani canlı türlerinden bazı bitkilerin yapraklarını gelişimini engelliyor. Beton yapıları, tarihi binaları özellikle arkadaşlar özgürlük heykeli var biliyorsunuz. Bunları etkiliyor, yıpratabiliyor. Bu da olumsuz bir faktördür. Orman tahribi arkadaşlar yine insanların de doğaya yapmış oldukları zararlardan bir tanesidir. Tarım alanları açmak, yerleşmek, odun faaliyetleri, turizm faaliyetleri gibi sebeplerle ormanları tahrip edebiliyor insanlar. Özellikle hava kirliliği yüzünden de ormanların azaldığı veya zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar
Onların tek besin kaynağı su değil, aynı zamanda havayla, yani fotosentez yaparak da besleniyorlar. Hava kirlendikçe maalesef fotosentez yapamadıkları zaman da arkadaşlar bizim en büyük felaketlerimizden birisi olan ormanlarımızın yok olmasını görüyoruz. Yatağındaki termik santrallerin havada oluşturmuş olduğu kirliliğe bağlı olarak ormanların kurumasını her zaman için örnekleri olarak sizlere daha önce vermiştik. Ozonun seyrelmesi dediğimiz olaysa, ozon gazı atmosferdeki bir tabakadır arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu tabaka sayesinde güneşten gelen zararlı ışınlar süzülerek dünyaya ulaşması engelleniyor ve canlılar için tehlikeli olan gazların önüne geçilmiş oluyor. Özellikle arkadaşlar yer alan sera gazlar arasında yer alan ozonun seyrelmesi, yani bu gazın azalması maalesef dünyaya gelen zararlı ışınların daha fazla ulaşmasına, dünya sıcaklığının artmasına ve ister istemez de doğal sistemlerin bozulmasına sebep veriyor. İşte ozon gazının azalması, seyrelmesi, ozon tabakasında arkadaşlar incelmesi olayı budur. Bu da maalesef insanlık ve dünyamız adına bir felakettir diyeceğiz. Hangileri arkadaşlar asit yağmurların oluşumundaki nedenlerdendir diye söylemiş. 1 ve 3 numaralıdaki orman yangınları, kömürle çalışan termik santraller buna örnektir diyebiliriz. Gençler, konumuz burada sona erdi. Sizlerle inşallah soru çözümlerine devam edeceğiz.